ister misin Fatih? Yok canım, sağ ol. Gel Aykut'cum, gel. Ha. Dayıcım, sana bahsettiğimiz arkadaşımız bu, Aykut. Gel oğlum, gel. Gel şöyle otur bakayım. Hangi hastaneye gitmiştin sen? Vakıf Gureba mı? Vakıf Gureba. Oranın başhekimi en yakın arkadaş. O zaman orası değil, Samat. Samatya Devlet. Oranın başhekimi de öğrencim. Samantra. He? Samandıra. Samandıra Devlet. Özel. Hastanesi, poliklinik, klinikleri. Ne diyorsun evladım sen? Özel mi, devlet mi? Devlet de. Devlet için çok özel. Ya fazla amcanım. Sorguya çekme çocuğu istersen. Zaten zor durumda. Sen bir baksan diyoruz. Ha? Peki. Gel oğlum. Geç bakayım şöyle. Ne yapıyorsun oğlum? Masaj yapmayacağım, muayene edeceğim. Masaj salonu mu burası? Otur şuraya. Aç ağzını bakayım. Hadi. Evet. Şimdi gözlerini aç bakayım. Vallahi 3 ay sonra seni Tahtalıköy'e gönderecek hastalık nedir bilmiyorum ama... Göz bebeklerinin biri büyük, biri küçük. Ne? Yani? Yani muhtemelen anevrizma var çocukta. Anevrizma mı? Yani beyin damarlarından birinde balon var. Nasıl balon? Doğan, sen bu çocuğu yarın bizim kliniğe gönder. Tamam. Tepeden tırnağa bir kontrol edelim, olur mu? Bu seni 3 aydan önce öldürmez, merak etme. O sonraki iş. Sen hele şu 3 ayı bir atlat, ondan sonra görüşürüz. Sen yarın mutlaka gel, tamam mı? Gel abiciğim. Anevrizma hemen. Evet. Aykut yavrum, yavrum. Aman oğlum, insan önce ailesine söyler. İsmail olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Nasıl geldiğimizi bilemedik. İsmail mi söyledi? Ne yapıyorsunuz? Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Anevrizması var. Hıkırtlar gider vallahi. Ay! Anevrizmadan mı gidecekmişsin? Oğlum sen de ne hıyar mısın? İnsan ilk önce ailesine söylemez mi ya? Kusura bakmayın teyzeciğim, tamam. Sakin olun. Dayım iyi edecek Aykut'u. Biz bir çıkalım, siz bir rahatlayın. Bir baş başa konuşun, olur mu? Hadi dayıcığım. Haydi hadi. Anne, daha belli değil mi? Hoş geldiniz. Verdiğinizi öpeyim. Anne, Buket kız arkadaş. Nişanlısı. Desek daha doğru olur. Çünkü hani biliyorum çok hani oldu Aykut ama bence bir an önce evlenelim. Cemil, neredensin sen kızım? Ha? Anam baban kim bakayım? Anne, kafayı mı yedin ya? Ne var? Soracağım elbet. 3 ay ömrüm kaldı diye elimize geleni gelin mi alalım? Baba, bir şey söylesene ya. Ben seninle konuşmuyorum. Buket. Sen bize 2 dakika müsaade etsene. Tamam. Sen ne zaman öğrendin bu durumu? Anne, gel. Baba. Yok öyle bir şey. Ne demek yok öyle bir şey? Ya anne, patronlar beni işten çıkaracaktı. Çıkarmasın diye yalan söyledim panikle. Ne biçim büyüdü o manyağı? Yani ölmeyecek misin sen şimdi? Yok baba, ne ölmesi ya? Oğlum gel seni bir öpeyim, gel öpeyim. O kızı da almamıza hiç gerek kalmadı, hiç. Hiç gözüm tutmadı onu, hiç. Anne vallahi hastasın sen, billahi hastasın. Ulan senden hala hasta mı olur? Ne biçim yalanmış o? Ya baba, İsmail'in gazına geldim söyledim. Gerçi işe yaradı, kovmadılar yani. 3 ay sonra ne yapacaksın? Öldü süsün mü vereceksin kendine? Ya derim, bir şeyler derim. İyileştim derim, bir şey derim. Onu siz düşünmeyin. Hadi gidin siz şimdi. Ben toparlarım. Ama böyle at gibi sırtarak gitmeyin anne ya. Az üzgün gözükün ya. Ne hadi. Günlere kaldı. İç oğlu iç. Bak oğlum, sen o anevrizma meselesine hiç kafanı takma. Büyük dayına 40 yıl önce anevrizman var dediler. Bak hala turp gibi yaşıyor adam. Anne, adam felç. Felç merç. Olsun. Sen neticeye bak. Yaşıyor mu yaşıyor. Anne, ne biçim moral veriyorsun? Hadi ya. Hey kocacığım. Hey benim en iyi arkadaşım. Nasıl da sapasağlam ayakta. Ne yapıyorsun lan? Olayın etkisini kuvvetlendirmeye çalışıyorum kardeşim. Çaktırma. Anneciğim. Benim elinizde görün. Anne deme bana. Anne deme bana. Almam ben seni oğluma. Ama oğlumuzun sonuç elini sevdiği insan 3 ay Allah aşkına. Yok öyle bir şey. Ne demek yok? Şokta şu anda. Aykut, gerek yok. Dürüstlük en büyük erdem.
Doğan Beyler de durumu anlayacaktır. Doğan Bey, bu salak çocuk kendisini işten çıkartmayın diye panikle bir yalan söylemiş. Sonra iş büyümüş. İsmail Sürer. Ne işten çıkarması? Biz onu Amsterdam'daki ofisin başına gönderecektik. Ha, öyle gönderme. Nasıl yani? Bütün bunlar baştan sona yalan mıydı? Ölmeyecek misin sen 3 ay sonra? Anevrizman varmış. Ya Aydın Bey belki. Aydın Bey, Doğan Bey, sizden ricam bu hatayı affetmeniz. Neticede bilirsiniz, Aykut dürüst, sevecen bir çocuk. Ve dediğim gibi, dürüstlük en büyük erdemdir. En büyük erdemdir. En büyük erdemdir. En büyük erdemdir. Allah Allah. Ben dürüstlük en büyük erdemdir dediğimde bu iş oldu diye düşünüyordum. Hiç böyle olacağını beklememiştim. Oh, aman ne? Ne iyi oldu? Bak o bukete, senden sonra İsmail'i Amsterdam'a gönderiyoruz dediler. Hop, hemen İsmail'e transfer oldu. Hiç gözüm tutmadı o kızı, hiç. Bak Fulya'nın kızı da olmaz şimdi. İşsiz adama kim kız versin? Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. O gün bugündür iş arıyor çocuk. Yazık, kimse de iş vermiyor çocuğa. Vay sığır vay. Vay ırkız, vay mal, vay hıyar, vay geri zekalı, beyinsiz, aptal dangoz. Ya tamam abicim, yazıktır çocuğa, size çok şey yaptınız ama ya. Ben sana söylüyorum. Bana mı? Lan 45 dakikadır kafamı yıkıyorsun. Sana söylüyorum tabii. Sıkıldın lan. Pardon Haldun abi, pardon ya. Gel abim gel. Pardon, çok özür dilerim Haldun abicim benim. Aslan abim benim, kusura kalma artık ya. Ay. Ne oldu lan? Yok bir şey Haldun abi. Haldun abi gel, ben seni şöyle dükkanın önüne bir çıkartayım abi. Orada bir 20 dakika sen şöyle güneşte biraz korun abicim. Gel abim benim, aslan abim. Geç abim, geç. Geç şöyle Haldun abi. Otur abi oraya. Güzel güzel kur abi orada, at. At. Yazık ya adama. Oğlum mücvene dönmüş ya adam. Niye söylemiyorsunuz ya? Oğlum Allah seni kahretmesin ya. Neyse, hadi ben dükkana kaçıyorum. Görüşürüz sonra. Tamam. Hadi gidiyorsun. Hadi, hadi bakalım. Haldun abi iyisin değil mi? Duruyor musun? İyi, iyi, hadi. Anca yerleri süpürür zaten. Sığır. Ne süpürüyorsun? Saç mı kesikle süpürüyorsun? Niye demiyorsun usta orada adamı unutup çıkart? Niye demiyorsun? Koş git bana çay getir, koş! Koş! Tipe bak. Koşuşa bak. Parçak dombik.